söylenebilecek her şeyi söylendi aslında. Bir iki şey de ben yine de söylemek istiyorum. Bu işte Türkiye denen ülkede bir kalabalık mı yaşıyor yoksa bir toplum mu yaşıyor? Şu anda bence bunun da imtihanı var burada. Ya bu vicdan nöbetini tutmaya devam edenler ya da benzer aktiviteleri sürdürenler aslında bu kalabalığı bir toplum yapmaya da çalışıyorlar. Dolayısıyla cürmünden daha fazla önemi var. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmayıp arkadaşlarla konuşmak istiyorum. Mustafa Şimşek. Kardeşimi kaybetmiştim. Kaç yaşındaydı? 40 yaşında. Çocukları var mıydı, evli miydi? 6 tane çocuğu var. Şimdi ne yapıyor aile acaba? Nasıl? Ne yapacak ki? Babasız, yetim olan çocuk ne yapacak ki? Ne yapabilecek ki? İşte zorlukla onları geçindirmeye çalışıyoruz. Bir destek falan, işte kamudan diyelim, devletten, partilerden, şuradan buradan, bu yani devlet anadan bir destek falan görmediniz mi? Hayır. Çocuklar kaç yaşında? 6 çocuk demiştiniz. En büyüğü 13-14 yaşında, diğerleri ondan da küçük. Bir yaş farkıyla. Okuyorlar mı? Evet. Peki bu 5 yıldır sürüyor bu dava. Bu 5 yıl nasıl geçti? Yani bir sonuç olarak kardeşinizi kaybettiniz. Fakat bir de mücadele etmek zorunda kaldınız. Yani bir gecikme de var anladığım. Yani 5 yıl sürmemesi lazım. Siz nasıl geçti bu dava meselesi? Zorluklarla, kendi çapamızla 35 hafta Taksim Dereği'nde basın derene bilgi verdik, toplandık ailelerle beraber. 2,5 yıl zaten dava hiç açılamadı. 2,5 yıl sonra dava açıldı. 5 yıldır da zaten birkaç tane memurlarını öne sürdüler dava görmesi için. 5 yıldan sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüğü dava iştirak edildi şimdi. Sonucu bekliyoruz inşallah, iyi sonuçlanır. Bırakmayacağız peşini, devam edeceğiz. Giden gitmiş zaten, bizim canımız yandı da onları geri getiremeyiz. Ama kayamız sonradaki bütün bu görüyorsunuz Türkiye'deki iş cinayetlerini, onu önlemesi için, daha görevlerini dikkat etmesi için çaba gösteriyoruz, bakın sonuç nereye gidecek. Teşekkür ederim. Şimdi yani şu aslında bildiğimiz bir şey de, bu memlekette çeşitli ayrımcılıklar var. Fakat biz şimdi bunların en büyükleriyle, yani iri olanlarıyla uğraşıyoruz ve hükümetle